Merhaba sevgili balıklar. 2-9 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar, bu haftanın en önemli göksel hareketi şu sıralarda sizin burcunuzda ilerleyen Merkür'ün retro harekete başlaması olacak. Merkür 6 Şubat'ta retro harekete başlayacak. Retro 28 Şubat'a kadar devam edecek. Bu süre içerisinde retro hareketteki Merkür Kova burcuna doğru da gerileyecek ve ardından 19 derece Kova burcundan itibaren tekrar ileri harekete dönerek toplam 8 Nisan'a kadar sizin burcunuzda olacak uzun bir süre. Evet balıklar, tabii ki Merkür'ün sizin burcunuzda olması sizi etkiliyor. Özellikle zihinsel iletişim, düşünceler biraz daha aktifleşebilir bu dönemde. Hayatınızdaki iletişim artabilir. Kendinizi daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz. Hayatınızdaki yakınlar, yakın çevreyle ilişkiler artabilir. Kardeşlerle daha fazla iletişim kurabilir, daha fazla seyahate çıkabilirsiniz. Ancak Merkür'ün retro olduğu dönemler tabii ki birazcık bazı riskler de taşıyor. Bu da zihinsel olarak karışıklıklara, dalgınlıklara neden olabilir. Özellikle 6 Şubat'ta Merkür Neptün'le kavuşacak bu hafta ve bu kavuşumun ardından retro harekete başlayacak. Bu sizi zihinsel olarak birazcık etkileyebilir. Şu sıralarda yaratıcılığınız çok yükselmiştir. Neptün-Merkür kavuşumu gerçekten özellikle sanatsal yaratıcılık veren, ilham veren bir pozisyon. Sezgileri çok güçlendiren, empati yeteneğini çok güçlendiren bir pozisyon. Rüyalarınıza çok dikkat edebilirsiniz. Mesaj veren rüyalar görebilirsiniz. Etrafınızda olan biteni sezgilerinizle algılayabilirsiniz bu süreçte. Bu özellikler daha da artabilir. Özellikle sanatla ilgileniyorsanız bunu çok verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra maneviyatla ilgili konular, ruhsal kavramlar biraz daha güçlenebilir. Bu alanlarda da önemli çalışmalar yapabilirsiniz. Merkür retro olduğu süreç içerisinde zihinsel olarak dalgınlık, unutkanlık, karışıklıklar olabilir. Biraz gerçeklerden uzaklaşma, çok fazla hayal kurma, bunun sonucunda da günlük hayatta hayal kırıklığına uğrama gibi kavramlarla karşılaşabilirsiniz. Eşyalarınızı kaybetmemeye, bir yerde unutmamaya dikkat edin. Bunlar söz konusu olabilir. Sağlığınızla ilgili özellikle sevgili balıklar, birazcık zaman zaman sindirim problemi, zaman zaman ayaklarınızla ilgili bazı problemler olabilir. Kendinize biraz daha özen göstermelisiniz. İş yerinizde, üstlerinizle ve karşınızdaki kişilerle iletişimlerde de kendinizi doğru ifade etmeye çalışın. Çünkü yanlışlıklar olabilir. Kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz, yanlış anlaşılabilirsiniz bu süreç içerisinde sevgili balıklar. Hafta boyunca ayın pozisyonlarına baktığımızda 3 ve 4 Şubat'ta Ay Koç burcunda olacak. Maddi konulara dikkat çekiyor. Ödemeler, alacaklar, verecekler. Bazı alışverişler gündemde olabilir. Ayın 5'inden sonra Ay Boğa burcunda yakın çevre ilişkilerinizi güçlendirecek. 5, 6, 7 Şubat'ta kardeşlerinizle, komşularınızla görüşebilir, misafir ağırlayabilir, ziyarete gidebilirsiniz, kısa geziler yapabilirsiniz. Yazılı sözlü iletişim biraz artacak. 8'inden itibaren Ay İkizler burcunda olacak. Hafta sonu da İkizler burcunda olacak. Evinizle ilgili konular, ailenizle ilgili kavramlar öne çıkacak. Evinizde daha fazla zaman geçirebilir, evdeki işlerinizle ilgilenebilir, aile üyelerinize zaman ayırabilirsiniz sevgili balıklar. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için günlük burç videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.